TTK Maden Makineleri Fabrikası geçmişte kendi alanında Orta Doğu'nun en büyük fabrikası olarak tanımlanıyordu. Maden makineleri konusunda okul niteliğindeki atölye geçmişten günümüze binlerce usta yetiştirmiş. Mesleki eğitim gören öğrencilerin staj görüp eğitimlerini tamamladıkları bir eğitim kurumu olarak da Zonguldak üretim ve eğitim tarihindeki yerini almıştı. 1910 yılında Yeniçarşı'daki ilk yerinde faaliyet gösteren Merkez Atölyesi, 1949 yılında şimdi hala hizmet verdiği yeni yerine geçerek faaliyetlerine devam ediyor. Yıllar içinde deneyimli usta personeli ve makine üretimi azalan Merkez Atölyesi, son yıllarda yeniden maden makineleri üretim ve onarımı, ATEX sertifikalı sızdırmaz ürünler ve benzeri mekanik, elektrikli ve elektronik ürünler üretimini hızlandırmış. Kurum içi yaptığı üretim onarımlar yanında piyasadan sipariş verilen işleri de yaparak endüstriyel üretime katkıda bulunuyor. Son yıllarda ATEX sertifikalı ürünlerin üretilmesi, BOTAŞ'la yapılan üretim anlaşmaları ve MEKAK'la yapılan hafif ve ağır silahların parçalarının üretilmesiyle ilgili görüşme ve bu konuda alınan mesafe TTK'nın efsane merkez atölyesini yeniden gündeme getirdi. Geçmiş yıllarda taş kömür üretimine bağlı yan sanayi oluşmadığından yakınan siyasetçilerin kömürü biz ürettik, sobayı Kayseri'den aldık şeklindeki eleştirileri de merkez atölyesinin seri soba üretimine başlamasıyla sona ermiş oldu. Şimdi kömür üretenler sobayı da üretiyor. 11 ilimizde on binlerce can kaybı ve yaralıyla şehirlerimiz ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkez deprem sonucunda ağır kış şartlarını yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımız için seri soba üretimine başlayıp bölgeye gönderen TTK merkez atölyesi mühendis ve işçileri. Onlar deprem bölgesinde üşüdükçe biz de burada üşüdük. Depremde de vatandaşlarımız üşümesin diye normal zamanda günde bir soba üretirken şimdi olağanüstü çalışmayla günde 80 soba üretiyoruz şeklinde konuştular. Atölye koşullarında üretilen bir tır dolusu sobanın deprem bölgesine ulaştırıldığını ve atölyede seri soba üretimine devam edildiğini belirtiliyor. TTK Merkez Atölyesi çalışanlarının hassasiyeti kamuoyu takdirle karşılanırken atölyenin önümüzdeki yıllarda BOTAŞ ve MEKAK gibi kurumlara yapacağı üretimlerle yeniden ülkemizin ve bölgenin en önemli fabrikalarından biri olacağı tahmin ediliyor.